Merhaba arkadaşlar, Unity'de Civilization oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir harita oyunu yapıyorduk hatırlarsanız ve haritamızda yerlerini belirlemiştik hep. Görüldüğü gibi. Bunları koymuştuk, renklerini değiştirmiştik. Ve şimdi kodlama yapısına başlayacağız. Tabii ki ilk yapacağımız iş oyunun temelini oluşturmak. Yani bu oyunun temel kısmını yapacağız. Tabii ki yani temel kısmı dediğim bu haritaların, bu bölgelerin kendi arasında uyumlu çalışmasını. Hepsini birden aynı anda kontrol etmemiz lazım. Yani ben mesela saldırırken bilgisayarın da saldırması için temeli şimdiden koruyacağız. Yani yapacağız. Ya da ben nüfusu göster dediğimde bütün haritaların kendi nüfusunu göstermesi için bu temel işlemini yapacağız. Bu temel çok önemli. Tabii ki bundan enum ve event'ten faydalanacağız. Evet, başlayalım bir tane. Bir tane static script'imiz olacak, static class'ımız. Oyun diyelim ismine. Çalıştıralım. Yani burada static class'ımız olacak. Yani çünkü oyun modu dediğimiz enum yapısını falan kontrol edeceğiz işte. Değişti mi, etti mi? Static class dediğim zaman zaten bunun monobehavior'ı silmemiz lazım. Silmezsek zaten hata verir. Bu normal bir class'a döndü şu an. Script'ten çıktı yani. Hiçbir biz yani şuradaki oyun nesnesine bu class'ı veremeyiz. Artık gözükmez. Public static class. Şimdi geliyorum, ilk baş enum oluşturacağım. Public enum. Oyun modu. Oyun modları diyelim. Hangi oyun modumuz olacak? Mesela ilk başta bir play, oyna oyun modu olacak. Daha sonra nüfusu göstermesi için mesela nüfus modu olacak. Ya da bir de saldırı, hepsinin bir saldırması için. Daha sonra ekleyeceğimiz büyük ihtimal olacaktır zaten oyun modları. Ama şu anlık bunları koyalım. Şimdi ilk baş class oyunda bir tane de tabii ki oyun modu olması lazım. Statik kontrol edeceğiz ya. Mevcut oyun modu hangisi? Bunu öğrenmemiz lazım. Bu yüzden de buraya da oluşturuyorum. Public. Bir tane ilk önce tabii ki oyun diyorum. Oyunun kendisini açalım. Oyun ilk başta bu class oluşturulduğunda ilk başta hangi görevi yapması gerekiyor? Bunu belirtelim. Normalde statik olmasaydı biz buraya public oyun diyecektik ama statik class olduğu için statik oyun diyoruz. Bir tane oyun modu oluşturalım kendimize. Oyun modları, oyun modu diyelim. Oyun modu. Oyun modu ilk başta. Tabii ki bunu da statik oluşturmamız lazım. Statik class'larımız için bütün değerlerimizin statik olması lazım. Buna dikkat edelim. Şunu oyun modu diye düzgün yazalım. Sonra karıştırmayalım. Oyun modu eşittir. Oyun modları ilk başta oyna olsun. Tabii ki biz bu oyun modunun değişecek yani. Saldırıya geçecek. Ve bu saldırıya geçtiği zaman bu oyun modu bütün bölgelerin bundan haberdar olması lazım. Bunu da event sayesinde sağlayacağız. Eventler bize böyle bir değişimlerde falan haberdar ediyor. Mesela bir havuzunuzun olduğunu düşünün. Havuz sürekli doluyor, doluyor, doluyor. Event sayesinde mesela %50'ye geldiği zaman havuzun %50'si doldu diye uyarı veriyor event. Yani biz de bunu kullanacağız. Şimdi ilk başta public static game modumuzu kontrol eden ifadeyi yazalım oyun modumuzu. Yani get edip set edelim. Get diyorum. Oyun modu eşit olsun. Return oyun modu, pardon. Oyun modu set olduğu zaman da oyun modu value'ye eşit olacak. İşte event'i de tam burada çalıştıracağız biz. Event'i çalıştıracağız. Diyeceğiz ki oyun modumuz değişti. O da uyarı verecek bütün bölgelerde, bütün haritadaki bölgelerde bu uyarıyı algılayacak ve kendini oynatacak yani ona göre düzenleyecek. Uyumlu bir şekilde çalışacak. İlk önce event konusunda eğer yeterli genelde bilgi sahip değilseniz yani internetten araştırın derim. Yani kafanız karışmasın. İlk önce bir tane bunun için bir args oluşturacağız. Argümanlar oluşturacağız. Evet, public class diyorum. Bir tane class oluşturuyorum. Diyeceğim ki mesela herhangi bir isim verebilirsiniz. Bunları zaten pek kullanmayacağız bu isimleri tekrar. Event args diyelim.
Biz burada hangi şeyimizi kullanacağız değişkenimize? Game modu kullanacağız. Yani oyun modları. Oyun modumuz public event args. Tabii ki büyük ihtimal aynı isimde var. Onu yüzden çiftliğe yapalım. Normalde bir class var sanırsam o şekilde. Yokmuş da. O zaman gerek yok. Public event args game mod bize bir game mod verecek, yani oyun modu. Mod. Hani bu şekilde oluşturuyoruz. Oyun modumuz eşittir mod. Yani bu event args gerekli. Zaten biz burada biraz sonra tanımlarsak bize diyecek ki args nerede? Args'ı ver bana diyecek. Evet, şimdi bir tane delegate tanımlayacağız. Public delegate void. Dediğim gibi bilgi sahibi değilseniz pek bir araştırmanızı öneririm. Bu da event handler. Yani bu handler'ları filan araştırın bir. Object sender diyorum. Yollayıcı hangi nesne yolluyor? Yani bizden istediği şey. Ve bir tane de args istiyor. Args'ımız da event args. Evet, şimdi ne yapacağız? Event'imizi artık tanımlayabiliriz. Yani eventler bir hata mı veriyor? Event ha, arg diyelim şuraya. Şuraya args diye tanımlamadık. Bir tane tanımladık. Yani şimdi event'imizi tanımlayabiliriz. Event bizden bir tane handler ister. Yani bu işler birbiriyle hepsi bir uyum içinde çalışır ve event'i çalıştırır. Public diyorum. Tabii ki static tanımlayacağız. Çünkü class'ımız static. Public static event. Bir tane isim verelim. Bir sıkıntı mı var bakalım. Sanırsam bir hatamız mı var? Statik oyun demiştik. Static member bir şeyler diyor ama çözemedim ne dediğini. Bir tane bakalım, şunu kaldıralım. Bir sıkıntı var mı? Tamam, yok şu an. Tamam, o yüzden veriyormuş hata. Public static event handler. Pardon. Bu yazıyı arıyorum bir türlü bulamadım yani, kafam karıştı. Evet. Ne oldu? Oyun modumuz değişti diye bir uyarı vermesi lazım. Mod değişti. Hatırlarsanız biz mesela C#'ta filan paint eventleri filan tanımlanıyordu. O tarz şeyler bunlar da. Click eventleri. Burada da mod değişti. Oyunumuzun modu değişti diye bir event tanımlıyoruz biz. Noktalı virgülü koyduk. Bu sayede ne yapacağız? Modumuz değiştiği zaman, set ettiği zaman bile, oyun modunu değiştirdiği zaman mod değişti uyarı verecek. Artı eşittir diyecek. Yazacak yani bu kodu. Yeni bir event tanımlayacak. Ama biz burada tabii ki mod değişti diye çağıracağız. Game oyun modları, oyun modumuz. Oyun modunu çağıracak. Klasımızdaki oyun modu kullandığı. Ve bir args istiyor görüldüğü gibi bizden. Bu arkı da vereceğiz. New diyeceğiz. Event args diyeceğiz. Oyun modları mod. Oyun modu. Artık yani oyun modumuz her seferinde değiştiğinde bir uyarı verecek bize. Bunu da bölgeler algılayacak. Tabii ki bölgeler bu uyarıyı nasıl algılayacak? Geliyorum. Bölgeler ilk başladığı zaman oyun mod değişti, görüyor musunuz? Bir event yanında bir yıl şey var. Şimşek gibi. Bir yıldırım işareti var. Buna basıyoruz. Artı diyoruz. Eşittir diyorum. Taba basıyorum. Taba bastım, kendi otomatik oluşturacak. Pardon. Taba bastım. Bir tane daha taba basıyorum. Bunu da kendi otomatik oluşturdu. Görüldüğü gibi. Böyle otomatik oluşturun, uğraşmayın. Evet. Burada da bu mod değiştiğinde neler yapılması gereken kodları yazacağız. Her mod değiştiğinde neler yapılacak? Bu kodları yazacağız. Mesela şu an ben diyeyim ki debug.log uyarı versin. Uyarı versin bir tane.
Yani bunu sağlayacak. Şu an modumuz zaten değişmedi. Aynı duruyor. Play'deydi, play'de. Mesela modumuz değişsin bir tane. Oyun modu eşit olsun. Oyun modları saldırı olsun. Bir tane çalıştıralım. Bakın uyarı verdi. Aynı anda hepsi bir anda uyarı verdi. Yani bu uyarı geldi. Oyun modu değişti diye. Oyun modu değişti. Tabii ki burada normal bir bölgede çalıştığı için hepsi bir anda değiştirdi o bu oyun modunu. Dolu dolu durmadan uyarı verdi. Yani arkadaşlar eventle bunu sağlıyoruz. Uyarıyı gördük. 91 tane uyarı verdi. Çünkü hepsi bir anda değiştirmeye uğraştı bir de. Bu yüzden yoksa normalde kaç tane bölgemiz var? 3, 6, 9, 13 tane bölgemiz var. 13 tane uyarı olacak normalde. Evet, yani hepsinin bir anda uyarı verdiğini aslında görüyoruz. İsterseniz şu şekilde de diyebiliriz. Bir tane hangi şeyler uyarı veriyor bölge? This nokta name diyelim. Name diyelim. Hangileri uyarı veriyor? Noktada bir normal artı işareti koyalım. Evet, çalıştıralım. Bakın, araya 5 uyarı verdi. Araya 12. Bütün bölgeler uyarı veriyor. 13 verdi. 4, 9, 3, 10. Yani bütün bölgeler verdi. Şu an görüyoruz. Yani fazla sayıda gözüküyor ama o zaten burada değiştirdiğimiz için normalde o kadar fazla vermez. Bir tane verir hepsi. Sadece burada değiştirdiğimiz için oldu. Burada çünkü kontrol etmeyeceğiz oyun modlarını. Mesela tuşa tıklayacağız. Şurada bir tuşumuz olacak. Nüfus. Nüfus tuşuna bastığımız zaman hepsi bir anda nüfus moduna geçecek. Buradan da if diyeceğiz. Oyun modumuz nüfusta şu işlemleri gerçekleştirir. Ve hepsi bir anda nüfusumuz şu kadar diye bir harita renklenecek, kırmızıya dönecek. Evet, bunları sağlayacağız. Bakalım kaç dakikamız olmuş. 12 dakika olmuş. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi en önemli ifade event. Oyun modu. 12 dakikaya bu dersi sığdırmak istedim. Biraz da o yüzden eventleri tamamen şöyle bir anlatmadım. Ama dediğim gibi internette bir yazarsanız eğer bilmiyorsanız yani çok rahat kavrayabileceğiniz bir olay. Dediğim gibi bir depoya mesela su doluyor. %10'u doldu diye isterseniz uyarı verirsiniz. Depo miktarı %10'sa %10'u doldu diye bir event oluşturur. Yani bu şekilde ya da hız gidiyorsunuz. 70'i geçince çok hızlısın diye bir uyarı vermesini istiyorsanız işte bunları hep eventlerle sağlayabilirsiniz. Biz de modumuzun değiştiğini, oyun modu değişti diye uyarı vermesini istedik. Bu sayede yani bunu sağladık bu eventlerle. Dediğim gibi update de aslında buradaki update'lerle fazla işimiz olmayacak. Yani buralara bu sefer bu kadar çok kod yanı yapmayacağız. Sadece animasyonu falan kontrol edeceğiz. Genelde oyunumuzun işlevini dediğim gibi bu event işlemleri tanımlayacak. Her şeyini bunlar kontrol edecek. Evet. Evet arkadaşlar dersimiz bugün bu kadar. Beğendiyseniz teşekkür ederim. Diğer derste görüşmek üzere. Beğenip yorum atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olarak da diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden iyi günler.